Merhaba sevgili izleyiciler. Bizim Şenol Türk'ten sevgiler sunarız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğum, doktor konuğum var ve bizi en çok ilgilendiren yaralanmalar, iş kazaları ve el cerrahisini konuşacağız. Lütfen ekranlarınıza yaklaşın. Çünkü gelişi dönüşü olmayan bazı girişimler veya yetiştirilemeyen vakalarda hayatlar kaybedilebiliyor. Bunu değerli hocamız Aydın Yüce Türk'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi görünce tabii çok mutlu olduk. Değerli büyüklerimizi, hocamızı. Aydın Yüce Türk kimdir? Siz kendinizi anlatır mısınız? Ben 1975 TET Ankara Koleji mezunuyum. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum ve aynı yıl ortopedi ve travmatoloji asistanı oldum. 85'te uzmanlığımı aldım. Daha sonra işte askerlik ve mecbur hizmet görevimi bitirdikten sonra 89'da yardım doçent olarak Hacettepe'ye tekrar geri döndüm. 1995 yılında 3,5 yıllık doçentken oradan ayrılıp Başkent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji'yi kurdum. Daha sonra çalışmalarım devam etti. Halen de Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şimdi el cerrahisi derken, daha doğrusu mikro cerrahi derken bizim terimimizde neler geçer bunun içinden? İzleyicilerimizin bilmesi açısından. Tabii mikro cerrahi el cerrahisinin içinde bir alt dal. Aynen. Tabii el cerrahisi o cerrahi olabilmek için de ortopedi veya plastik cerrahinin üzerine ya da bir ara vardı şimdi o pek yürürlükte değil el cerrahisi üzerine 2 yıl eğitim almak gerekiyor günümüzde. Ama biz eski dönemde olanlara Sağlık Bakanlığı ayrı bir diploma tahsis etti verilerimize bakarak. Yani el cerrahisi diplomalı dönemi 2011'den sonra başlamıştır. Tabii biz el cerrahisi deyince biz eli beynin bir devamı olarak görürüz. Beyinde en çok yer tutan o uzuvdur el. Çok doğru. Özellikle baş parmak. Tabii böyle olunca biz elin doğumsal anomalilerinden el travmalarına, bu bölgedeki sinir, tendon, kemik ve damar yaralanmalarına kadar hepsiyle ilgileniyoruz. Onun dışında birçok tümörlerle uğraşıyoruz. Tüm yaralanmış sinirlerin boyun bölgesinden itibaren tamiriyle uğraşıyoruz. Ama sırf bununla da kalmıyor tabii. Günümüzde artan romatizmal hastalıklar, el bölgesinde kireçlenmeler, değişik birçok hastalık bizim konularımız arasına giriyor. Mikro cerrahi olarak da yine kullandığımız alanlardan birisi bir elde fonksiyon kaybı olduğunda o bölgeye hareketli kas nakilleri, onun dışında büyük kemik boşluklarının damarlı kemik nakilleriyle doldurulması veya diğer bir çarpıcı örnekte işte diyelim elin baş parmağı yok, ikinci parmaktan baş parmak yapmak ya da o da imkanlı değilse ayaktan birinci ya da ikinci parmağı alıp baş parmak yaratıyoruz. Dolayısıyla bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Bunun dışında bir de tabii bizim konumuza bir takım nörolojik hastalıklar da giriyor. Spastik çocuklar, doğum sırasında veya kazalarda boyun bölgesi sinir kopmaları veya alt ekstremite sinir yaralanmaları hep uğraştığımız konular içerisinde. Dolayısıyla çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan ve çok meşakkat isteyen ve çok ince çalışılması gereken bir alan. Yani bir ipek kumaşın üzerine minik iğnelerle nakış işlemek gibi bir şey. Peki doğumsal takip yaptığınız birçok hasta var. Anomaliler çok fazla geliyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yani boyun zedelenmelerinde mi, kol problemlerinde mi? Onları bir anlatırsak yani evinde belki şu an bizi izleyen kişi nasıl yardım alabileceğini bilsin. Tabii. Şimdi tabii bizim en çok gördüğümüz şeylerden birisi el anomalileri, bunlar işte yapışık parmak olabiliyor, fazla parmaklar olabiliyor. Kolda bir takım kemiklerin eksiklikleri ve buna bağlı deformasyonlar olabiliyor en sık gördüklerimiz açısından. Ve tabii bunların elde bu etkilenmiş bölgelerin dışında dirsekleri, omuzları da aynı seansta etkilenmiş oluyor. Bunların hepsini fonksiyonel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de tabii doğum sırasında bizim ülkemizde 1/1000 oranında görülen ama bu demektir ki yılda en az 1200 çocukta meydana gelen doğum sırasında boyun sinirlerinin yaralanması da yine bizim tedavi alanlarımız içerisinde yer alıyor.
Bir de sıkılanız hem geniş hem de takip ettiğiniz hasta sayısı, bu konudaki hasta evet. sayınız oldukça yüksek. 3000'in üzerinde ve hala da yaptığınız ve izlediğiniz vakalarınız da var. Tabii bunları hiçbir zaman takipten çıkaramıyoruz. Devamlı takibimizde oluyorlar. Mesela şu anda 1993 yılında Türkiye'de ilk boyun sinir kopma yaralanmasına ameliyat ettiğim hasta bu sene üniversite mezunu oldu ve hala takipte. Yani dolaylı olarak biz bu hastalar gelişimlerini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar çok yakından takip etmek durumunda kalıyoruz. Doktor. Bir de gündemde olan ve bizi çok fazla ilgilendiren, izleyicilerimizi daha çok, iş kazaları evet. var. Yani siz stüdyoya başlamadan önce yayına 80 bin iş kazasının evet. 42 bine yakını el ve evet. kol kazaları evet. olduğunu söylediniz. Peki buradaki hem koruyucu hekimlik olarak hem sonraki aşamada neler var, neler yapıyorsunuz hocam? Tabii benim bu verdiğim 80 bin iş kazasından 42 binin el, dirsek ve omuz bölgesi yaralanması olmasının istatistiki rakamlarını ben devlet verilerinden veriyorum. Bunlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kesin şeyleri, rakamları. Tabii burada en önemli şeylerden birisi iş güvenliği ve eğitim. Yani bir anlık dikkatsizlik kalıcı çok büyük hasarlara yol açabiliyor. Tabii el yaralanmalarında bir de şöyle bir durum var. Hastaların en kısa sürede bu işi yapabilecek bir merkeze ulaştırılmaları gerekiyor. Zamanımız kısıtlı. Özellikle bu çok şiddetli bir ezilme ya da kopma tarzında yaralanmaysa zamanımız o kadar kısıtlı ki bizim ilk müdahaleyi en geç 8 saat içinde yapıp bitirmemiz gerekiyor. Sinirlerin kanlanması ve beslenmesi, damarların... Öncelikle bizim için tabii kanlanma. Yani o dokuların ölmeden özellikle adelelerin maksimum 8 saat, hatta bu süre 6 saate kadar düşer. İdeali de 3 saatin altında kanlanmasını sağlamak lazım. Yoksa siz istediğiniz kadar o ekstremiteyi yaşatın, yani o kolu veya bacağı yaşatın. Kaslar çalışmıyorsa, fonksiyon olmayınca çok fazla anlamı kalmıyor. Tabii böyle bir şey olduğunda aynı seansta biz kemiğini de düzeltiyoruz, sinirlerini tamir ediyoruz, kasları, tendonlarını hepsini tek seansta onarıyoruz. Yoksa bunlar kademe kademe yapılmıyor. Ama ilk başta yaptığımız şey hemen kemiği tespit edip damarların onarımıdır. Evet, yani tabii ki inşaat sektöründe de o kesiler, o şeyler, çünkü ondan sonra o doku kanlanmadığı için bir kere nekrozis siyanoz oluyor ve kaybediliyor kangrenlerle. Veya tendonlarla, tabii ki sinirlerle de hiç işlevini göremeyebiliyor. Evet, yani buradan sevgili izleyiciler, bu tür konularda, yani işverenlerde, iş kazalarında ne kadar hızlı, inşallah hiç olmaması tabii ki, koruyucu, hekimlik, iş güvenliği, ama olduğu zaman da çok hızlı şekilde ulaştırmak, doğru merkeze tabii ki, doğru doktora, bu konuda el cerrahisi olan, bölümü olan hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Bütün bunlarda bizim bu el yaralanmalarında hocam ne kadar sıklıkla görünüyor, yani ne kadar vaka size geliyor? Tabii çok sık, yani uygulamada çok sık. Yalnız tabii burada Sağlık Bakanlığı hakkını da yememek lazım. Ki. Çünkü bu organizasyon içerisinde 112 servisi inanılmaz çalışan bir servis. Ve en kısa sürede belli merkezlere bu hastalar yönlendiriliyor. Hatta ambulans uçakla dahi nakilleri sağlanıyor. Dolayısıyla burada yalnız bir koordinasyon bozukluğu vardı. Son bir ay önce bize gelen tebligatta şimdi yeni bir organizasyona gidildi. Tüm Türkiye bölgelere ayrıldı ve bu bölgelerin sorumlu hastaneleri şu anda tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla herhangi bir bölgede bir şey olduğunda direkt nereye gideceğini artık 112 direkt ekranlarında görebilecek. Bu bir kolaylık olacak. Çok iyi. Yani Maraş'ta yaralanmış bir hasta artık direkt Ankara'ya, İstanbul'a gelmeyecek. Maraş'ta da bunu yapabilecek ekipler var. Yani daha doğrusu hekimler var. Ama tabii burada şöyle bir sorun var. Bu ekip işi. Yani ekipte birkaç kişinin olması lazım. Orada tek başına bir arkadaş el cerrahıysa onu bu sistemin içine sokmakta yanlışlık var. Dolayısıyla en az 2-3 kişi olması lazım ve burada eğitilmiş personelin çalışması lazım. Çünkü hemşiresinden anestezi uzmanına kadar herkesin bu konuda bilgi ve becerisinin olması gerekiyor. Çok doğru. Çünkü çok titiz bir çalışma. Saatle, zamandan yarışılıyor.
O zamanla da ekibin o kadar dediğiniz gibi eğitilmiş bir ekip evet. olması gerekiyor ki bir orkestra gibi çok tabii. ahenkli ve sistemli. Siz orkestra şefi olarak yönlendireceksiniz. Tabii. Alttaki kişiler o müziği doğru çalacak. Tabii. Yani tabii. her tele doğru basacak. Peki el cerrahisi konusunda diplomalı kişi ne kadar kişi? Türkiye'de ne kadar az olduğunuzu bir bilelim. evet. Şöyle söyleyeyim. Yani el cerrahisi diploması 2010 yılından sonra 2011'de verilmeye başlanan bir şey. Şu anda yaklaşık 140 diplomalı el cerrahı var Türkiye'de. Bir de şöyle bir gelişme oldu. Son 2,5-3 yıldır artık el cerrahisi asistanlığı başladı Türkiye'de. Çok belli merkezlerde işte TUS imtihanına girip yani tıpta uzmanlık sınavına girip el cerrahları olmak için müracaat eden kişiler 2 yıllık eğitim sonrasında bu diplomayı elde ediyorlar. Hatta daha da güzel bir gelişme oldu. Artık el cerrahisi doçentliği de YÖK tarafından kabul edilmiş durumda. Bundan sonra direkt el cerrahisinden akademisyen olmak da mümkün olacak. Gerçekten Sağlık Bakanlığı'nı da buradan tebrik etmemiz gerekiyor YÖK'ü de. Çünkü çok önemli, erzen ve zor yetişen ve evet. zor bulunan branşlar. Evet. Bunlara ne kadar çok destek verilirse o kadar 81 ildeki, 82 ildeki hatta evet. Ulaşımımız daha kolay olur. Çünkü biraz önce söylediğiniz rakamı Türkiye genelindeki şehirlere yayarsak, her birine bir tane el cerrahı yollarsak, zaten belli bölgelerde de evet. en fazla 2 kişi oluyor ki bunun tabii. 20 kişisinde oluyor. Sadece 60'ı değil mi İstanbul'da? Evet, yani büyük çoğunluk şu anda İstanbul'da. Dolayısıyla hala ülkenin büyük bölümünde eksiklikler var ama tabii iyi bir organizasyon yapılırsa bu eksiklik giderilebilir ve zamanla da şey yapılabilir, tamamlanabilir ama burada en bence mantıklı olan şey Sosyal Güvenlik Kurumları ve Bakanlığın El Cerrahisi Derneği ile koordineli çalışması lazım. Yani sorunları birlikte çözmelerinde yarar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda organize sanayi bulunan bölgelerde, fabrika bulunan bölgelerde çok hızlı şekilde el cerrahisinin ve mikro cerrahinin bulunması gerekiyor. Tabii. Çünkü kaza riski artan ve olan yerler oluyor. Bir bakıyorsunuz İnegöl'de organize sanayi var ama hiçbir şekilde bu bölüm yok. Ama tabii Bursa 40 kilometre hızlı bir ulaşım sağlamak. Çünkü Bursa'da merkezlerimiz evet, var. Evet, evet. Hani yerinde de olabileceği bir şeyler olsa. En yakın merkezi en kısa sürede evet, keşfetmek en güzel. Evet, çok doğru. Evet. Gerçekten de helikopter, ambulanslar ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı ulaşımlar da sizin için önemli. Yani peki bu meslekteki zor olan veya mesleki sıkıntılar neler? Mesleki sıkıntılar şunlar. Bir el cerrahı, örneğin şu anda Malatya'da bir arkadaşımız var, Maraş'ta. Bunlar 24 saat nöbetçi. Şu anda ben de 24 saat nöbetçiyim. Kendi hastane bünyemde. Çünkü el cerrahi sayısı az olduğu için her çok gece hoş. Biz çağrılıyoruz. Tabii gece gündüz çalışmak zorundasınız. Bu bir ayrı zorlu durum. Bunun dışında tabii aile düzeniniz de biraz bozuluyor. Çünkü ben haftalarca çocuklarımı görmediğim dönemleri hatırlıyorum. Devamlı aciller nedeniyle, yoğun çalışma nedeniyle. Tabii burada önemli olan zaman içerisinde işte dilediğimiz sayıya ulaşmak ve belli dönemlerde bu acilleri karşılamak, en azından biraz dinlenme fırsatı bulabilmek. Dediğim gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde bir ya da iki arkadaşımız bunu yaptığı için 365 gün çalışmak zorundalar gece gündüz. Yani bu bir kere şöyle sosyal yaşam denilen bir olay yok. Aile düzeni dediğiniz gibi olmuyor. Aynı zamanda da yani bir duş alıp ayağını uzatmak istediğiniz anda hop diye saniyede gelen telefonlarla çok hızlı hareket etmeniz gereken bir olay bir de. Bir de bir sorun var. Şimdi biliyorsunuz birçok yer SGK anlaşmalı. Hatta özel hastaneye bile gelse bunlar SGK üzerinden yapılıyor. Yani bir kol kopması için bakanlığın ödediği ücretin de artırılması gerekiyor. Çünkü bu maliyetleri kurtarmıyor. Bunlar çok meşakkatli işler, uzun süre yoğun bakımda kalınması gerekiyor falan. Yani şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir kol kopması olduğunda hastane dair tüm devletin ödediği 8 milyar lira. Ama o kopmuş kol
yerine dikilmediği zaman bir protez için ödediği 50 milyar lira. Şimdi arada çok büyük bir dengesizlik var. Yani 20 yaşında bir hastanın kolu, gencin kolu koptu diyelim, Allah göstermesin. Evet. Bu hasta 5 yılda bir protezini değiştirse, 60 yaşına kadar yaşasa en az 8 kez çarpı 50 bin lira, bugünün parasıyla 400 milyar devlet para ödemek zorunda. Halbuki bunu diken hastane ya da hekimin bu maliyetleri kurtaracak bir yeni planlamanın da yapılmasına yarar olduğunu düşünüyorum. Doğru. Cerrahi ve mikro cerrahi aletler çok yüksek maliyetleri olan cihazlar. Bir kere bunların ödeneği ve uygulanması, alınması başlı başına bir masraf. De emeğin karşılığının da biraz motive edici olması lazım. Hocam hem oraya gidiyordum zaten. Emeğin karşılığı artı bir yapay protez elle normal kendi eli arasında milyar dolarlarla ölçülemeyecek durum var. Yani bu biraz önce hocamızın söylediği şey çok önemli sevgili izleyiciler. Sağlık Bakanlığı'nın burada altını, hükümetin altını çizerek bakması gerekiyor. Protezle dikilen uğraşın arasında dağlar kadar fark olması değerli cerrahlarımızı emeğine de yaptığı işe de birazcık daha saygıyla ve dikkatle yaklaşırsak maliyet hesabı yapmaktansa gerçek bir kolun orada bulunmasının hesabı herhalde hiçbir şekilde ölçülmez. Aslında hocamızla konuşacağımız çok fazla konu var. Mikro cerrahi nerelerde daha fazla uygulanır, kastras, ayak parmakları hepsinde. İnşallah bir başka seferde daha uzun yayınlarla bunları anlatırız. Lütfen en ufak iş kazasında merkezi belirleyin, hızlı bir şekilde nakil edilin. Ve el cerrahının olduğu hastanelere ulaşılmanızı isteyin. Yakınlarınız da yanınızdaysa eğer bunu direkt istesinler. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Doktor Aydın Yücetürk ile beraberdik. Sizlere çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sevgiyle kalın.